Son dönemde protestolarda göstericilere karşı sık sık kullanılan biber gazının sağlığa zararları tartışılıyor. Türk Toraks Derneği'nin 546 kişiyle yaptığı araştırmaya göre biber gazının etkisi 3 hafta sürüyor. Gaza maruz kalanlar öksürük, nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyor. Biber gazının olumsuz etkisi 3 hafta sürüyor. Türk Toraks Derneği 546 kişi üzerinde araştırma yaptı. Biber gazına maruz kalan kişiler üzerinde yapılan araştırma sonuçları Antalya'da açıklandı. İncelemelerde iki önemli bulguya ulaşıldı. Bizim çalışmalarımızda 3 haftaya kadar solunum sıkıntısı, öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma ve nefes darlığı, cilt yanması, göz kaşıntısı, burun tıkanıklığı gibi belirtiler olduğu saptandı. Dolayısıyla gazın etkileri sadece kısa dönemde değildir. Biber gazından protestolara katılmayan kişiler de etkileniyor. Bu gaz çok yoğun ve sürekli uygulandığı zaman sadece hedeflenmiş olan grup dışında da pasif etkilenimin meydana geldiğini ve çoluk çocuk birçok semt sakininin zarar gördüğünü tespit etmiş bulunmaktayız. Tüm dünya KOAH tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaların sonucu bir hayli korkutucu. Uzmanlara göre 2020 yılında KOAH hastalığı 3. ölüm nedeni olacak. KOAH'taki olay astım kadar masum değil, astım kadar geri dönüşümlü değil. Uzmanlar böyle diyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan KOAH tüm dünyaya korku salmaya başladı. Tüm hastalıklarda azalma var. Hatta kanserler bile bir plato, düz bir çizgi çiziyor. KOAH'ın inanılmaz bir mortalite dediğimiz ölüm hızında artış söz konusu. Tüm hastalıklar dahil olmak üzere öldüren hastalıklar içerisinde 3. sıradayız. Bu bizim için, solunum hastalıkları için çok önemli bir veri. Halk arasındaki deyimiyle müzmin bronşit olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre 2020 yılında dünyada 3. ölüm nedeni KOAH olacak. Ancak Türkiye'deki araştırmalar daha şimdi KOAH'ın o sıralamada yer aldığını gösteriyor. Dünyada %25 kadar tanı konmama oranı var KOAH'ta. Oysa ki biz de baktığımız zaman 10 tane KOAH'lıdan sadece birinin tanı aldığını gördük. Yine her 40 yaş üzerindeki insanların 5'te birinin KOAH'ı olma olasılığı olduğunu gördük. Hastalığın başlıca nedeni sigara. Belirtileri ise aşırı öksürük ve balgam çıkartmak. Özellikle sigara içenler, ki bu hiç azımsanacak bir oran değil Türkiye'de, öksürür ve balgam çıkarır. Uzmanlara göre 40 yaş üzerindeki öksürük ve balgam şikayeti olan hastaların mutlaka bir nefes ölçümü yaptırmaları gerekiyor. Zira bu test sonucu hastalarda hava akımı kısıtlaması olup olmadığını ortaya çıkarıyor. Hava kirliliğine maruz kalan bir kişide, özellikle 40 yaş üzerinde, öksürük, balgam, eforla nefes darlığı şikayetleri varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvursunlar. Dokuda yıkım yapıyor. Biz yıkımı geri döndüremiyoruz. Kaybolan bir dokuyu yerine koyamıyoruz. O yüzden kaybolmamasını önlememiz lazım ve durdurmamız lazım. Bunun da en önemli tedbiri kişinin sigara içmeyi bırakması. Kimi zamansa hasta sigarayı bırakmayı reddediyor. Bu da geri dönüşü olmayan bazı komplikasyonların oluşmasına zemin hazırlıyor. Camilerde KOAH hutbesi okunacak sayın seyirciler. Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında gelen KOAH hastalığına karşı Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği kapsamlı bir mücadele başlattı. KOAH'ın tehlikesi yalnız camilerde değil, okullarda da birebir anlatılacak. KOAH, halk arasında hava yollarını tıkayan hastalık olarak biliniyor. Bu ölümcül hastalık daha çok erkekleri tehdit ediyor. Çok öldürücü bir hastalık. Tanı oranı düşük. KOAH bugün dünyada tüm hastalıklar içerisinde öldüren 4. önemli neden. Bizim ülkemizde 3. öldüren neden. Yani 40 yaş üstü erkek sigara içiyor, öksürük balgam çıkartıyorsa mutlaka nefes ölçüm testiyle tanıyı koyuyoruz. Sağlık Bakanlığı Türk Toraks Derneği ile birlikte KOAH ve astımdan korunmak ve tedavisi için dikkat çekici bir projeye imza attı. Proje kapsamında camilerde KOAH hastalığı ile ilgili hutbe okunacak, okullarda KOAH'ın tehlikesi birebir anlatılacak.
Özellikle astım, KOAH, sigara konusunda farkındalığı artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki paydaşlarımız bize yardımcı oldular. Çocukların ve belli sınıflardaki müfredatlarına koyduk. Hutbelerin içerisine koydurduk, cuma hutbelerinin içerisine. Ve gerçekten çok etkili oldu. Bunu başarırsak, ki bugüne kadar başarıyla yürütüyoruz, Türkiye'de ve belki de dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Türk Toraks Derneği'nin toplantısından çıkan sonuç, küresel ısınma solunum ve kalp hastalıklarında artış tetikliyor. Derneği'nin 17. yıllık kongresinde küresel iklim değişikliği ve sağlığa etkileri tartışıldı. Karbondioksit, metan ve nitrik oksit gibi sera gazları düzeylerinde son 40 yılda %70 oranında artış söz konusu. Deniz seviyeleri yükseliyor. Sapanca Gölü örneğinde olduğu gibi göl ve nehir suları çekiliyor, azalıyor. Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Sedat Altın, akciğer kanserindeki artışın da bu sürecin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle erkeklerde yaygın olan bu kanser türünün teşhisinde ortalama 2 ay geç kalındığı, her yıl 30 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğu belirtiliyor. KOAH'ta erken tanı için hastaların, sigara içen 40 yaşın üzerindeki erkek hastaların bir sağlık kurumuna müracaat ederek bir solunum fonksiyon testi yaptırmaları gerekiyor. Şayet solunum fonksiyon testlerinde KOAH'a ait bulgular bulunursa, bu hastalara sigaranın bırakılmasından başlayarak aşılama ve beraberinde de erken tedavi başlanarak KOAH hastalığının ileri evreye geçmesini engelleyebiliyoruz. Kongrede konuşan derneğin bilimsel komite başkanı Profesör Doktor Elif Dağlı ise Türkiye'de 2009'da uygulamaya giren sigara yasakları sayesinde solunum yetmezliği nedeniyle acile başvuranların sayısının %10 azaldığını vurguladı. Ancak Türk Toraks Derneği olarak yaptığımız araştırmada sigara kapalı alan yasaklarına ikram işletmelerinde %51 uyum, %49 ihlal var. Ceza uygulanan işletmeler daha çok ihlal yapıyor dedi. Biz Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı'na el ele verip artık bu gevşek yasaları tekrardan bir uçlarını bağlayıp halkımızın sağlığını korumaya davet ediyoruz. Kadınlarda sigara içme oranının artmasıyla birlikte kadınlarda da akciğer kanseri ölüm nedenleri arasında sıralamada yükselmeye başladı. Zor belirti veren bir hastalık, daha doğrusu erken dönemde zor belirti veren bir hastalık, ileri evrelerde daha kolay belirti veriyor. Ancak nedensiz öksürük, uzamış öksürükler, kan tükürme, özellikle sigara içen bir hastada bir ön belirti olarak doktora başvurmayı gerektirir. Böyle yoğun sigara içici hastalarda bu belirtiler ortaya çıktığı zaman mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en büyük göğüs hastalıkları uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği 17. yıl kongresini Antalya'da sürdürüyor. Sağlıksız kilo alma. Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Hikmet Fırat, sağlıksız kilo almanın uyku apnesine neden olduğunu söyledi. Türkiye'de 1,5 milyon uyku apneli hasta olduğunu belirten Doçent Doktor Hikmet Fırat şöyle konuştu. Solunum bozukluğu demek, yani bu kişilerde gecede defalarca, onlarca, yüzlerce kez en az 10 saniye ve daha fazla olmak üzere uykuda solunumun durması demek. Bu etrafımıza baktığımızda aslında çok sık görülen bir hastalık. Bir astım dediğinizde, bir şeker hastalığı dediğinizdeki sıklıktan kesinlikle daha aşağıya değil. Türkiye'nin nüfusuna bakacak olursak 70 milyon insanın %2 gibi bir oran deseniz bile en az 1,5 milyon gibi bir hastamız var ve bunlara ulaşmamız çok zor. Genel Sekreter Fırat, öte yandan D ve E sınıfı ehliyete sahip olan uzun yol şoförlerinde uyku testi denilen polisomnografik testinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı. Trafik kanununda 26.301 sayılı kanun gereğince özellikle D ve E sınıfı ehliyete sahip olan ve olacak kişiler, yani uzun yol şoförlerinde uyku testi dediğimiz polisomnografi testinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bu kişiler yüksek riske sahiplerse bu mesleklerini icra edemezler. 85 kişi üzerinde yapılan uyku testinde 46 kişinin hastalığa sahip olduğunu dile getiren Fırat, uyku apnesinin kilolu kişilerde görülme olasılığının daha fazla olduğunu dile getirdi. 85 şoföre biz uyku testi yaptık. 85 şoförün 46 tanesinde
Biz hastalığı hafif, orta, ağır diye üçe ayırırız. Orta ve ağır dediğimiz, yani ileri grup, uyku apne sendromunun olduğunu tespit ettik. Bakın 85 kişide 46, %54'e tekabül ediyor. Genel anlamda kilolu kişiler bunlar. Biliyorsunuz şoförlerin de çoğu immobil dediğimiz, yani hareketsiz olmaları sebebiyle de fazla kiloya sahipler. Basit 5-6 soruyla hastalığın olup olmayacağının tespit edilebileceğini söyleyen Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Hikmet Fırat konuşmasını şöyle tamamladı. Bu öyle bir şey ki kilo aldıkça hastalığınız ağırlaşıyor. Hastalığınız ağırlaştıkça da kilo alıyorsunuz. Yani bu kişiler istese de kilolarını kolay kolay veremiyorlar. Çok nadir görülen bazı hastalıklardan tabii kaçınmak gerekiyor. Özellikle guatr hastalığı dediğimiz hipotiroid hastalığında da çok sık görülüyor ama dediğim gibi altta yatan hani tek bir sebep yok. Belki 30-40 tane sebebi alt alta sıralayabiliriz ama bunlar hastalığa hep katkıda bulunan sebepler. Dolayısıyla hani direkt önleyicilik ancak erken tanıyla konulur.